LGS'ye son 188 gün çok değerli bir süre. Bu süre zarfında hayallerimize ulaşabiliriz. Yeter ki gayret gösterelim, yeter ki çalışalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar yetenekli insanlar biraz da şanslılar. Yani mesela matematiğe, fene, spora ya da işte müziğe yeteneği olan insanlar tabii ki ortalama insanların biraz daha üstünde oluyor. Ama şunu unutmayın ki yetenekli olmak bizi sadece ortalama insanların üstüne çıkarıyor. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Mete Gazoz söylemişti bunu. Çalışmak ise bizi yetenekli insanların da üstüne çıkarıyor. Dolayısıyla bizler çalışaraktan sınıftaki zeki arkadaşlarımızı, başarılı arkadaşlarımızı bizden daha iyi yaptığını düşündüğümüz arkadaşlarımızı ya da rakiplerimizi çok rahat geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü çalışan kazanır başarıya ulaşır. Elması kızarır tabii bu atasözünün orijinali ama başarıya ulaşır diyoruz. Şimdi George Glasson diye bir vatandaş diyor ki başarmaz mı? Doğru yolu bulmanızı sağlayacaktır. Yani eğer hedefiniz belliyse, eğer çalışırsanız zaten her şey size yardım eder. Ama hedefiniz yoksa, çalışmakta istemiyorsanız bu durumda Yok pandemi çıktı dersiniz. Yok şöyle oldu. Yok böyle oldu. Yok takımım kaybetti maçta. İşte e, babam bana o gün bağırdı. İşte annem yemek yapmamıştı. Mutlaka bir bahane bulursunuz. Ama başarma azminiz varsa doğru yol karşınıza çıkar ve ne olursa olsun gayret gösterip çalışırsınız. Okulda hocalarınızı dinlersiniz. Ardından gelip bizden tekrarlar yaparsınız. Sorular çözersiniz. Hatalar yapsanız bile vazgeçmezsiniz ve en sonunda da başarıya ulaşırsınız arkadaşlar. Dolayısıyla çalışmak çok çok önemli. Şimdi haftanın sorusuna baktığımızda Harun Özbek 502 beğeni almış. Diyor ki, diyorum denemede ilk fen ile başlıyorum. Çok doğru. Sayısal ilk fenle başlamamız lazım. Zamanım yetmiyor. Matematikte çok boş bırakıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi şu anda daha sene başında olmasak bile hala başlarda olduğumuz için süre sıkıntısı yaşayabiliriz. Yani matematikte bir soruyu iki dakikada çözmemiz gerekiyor ama ilk başlarda şu anda bir soruyu 10-15 dakika verip bazı soruları yetiştiremememiz çok normal. Bunu yenmenin yolu daha fazla soru çözmek, daha fazla pratik yapmak. Fen ile başlaman çok doğru Harun. Çünkü sınav esasında antep fıstığı yemek gibi. Bunu belki eski videolarımızdan hatırlıyorsunuzdur. Yani antep fıstığı yerken biliyorsunuz ki bazı kapalı fıstıklar vardır. Onlar bizim dişimizi acıtır. Biz ne yaparız? Onları şöyle bir kenara koyarız. Önce açık fıstıkları ağzımıza atarız. Pıt 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 açık fıstıkları bitiririz. Ardından o zorlayıcı, dişimizi acıtacak olan kapalı fıstıklara bakarız. İşte sınavda da ilk başta fenden yapabileceğiniz soruları, matematikten yapabileceğiniz soruları pıt 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 yapmalısınız. Çünkü fen matematiğe göre biraz daha kolay. Ardından matematikteki zorlayıcı, dişinizi acıtacak sorulara bakmalısınız. O sorular belki şu anda dişinizi acıtıyor. Belki şu anda bakmanıza bile vakit bırakmıyor. Ama zamanla hepsini halledeceksiniz arkadaşlar. Paragraf çözüyor ise kitap okumasak olur mu? Olur. Paragraf çözmek kitap okumaktan daha faydalı. Çünkü bunu her zaman söylüyoruz. Türkçe eşittir paragraf arkadaşlar. Yani paragraf sorusu çözdüğünüzde zaten Türkçedeki netleriniz artacaktır. LGS'de artı 450 puan için günde kaç soru çözmeliyiz? LGS'de artı 450 puan için günde en az 270 soru çözmeniz lazım. Yani zaten sınav günü 90 soru çözeceksiniz. Bunun ilk katı 180 soru da çok normal bir sayı. Başarılı olmak isteyen bir öğrenci için. Ama siz 450 puan ve üstü istiyorsanız 270 soruyu kendinize hedef olarak belirleyebilirsiniz. Ama o gün okulda çözdüğünüz sorular da, yazılı çalışmalarınız da buna dahil olabilir. Yani hocam ben okulda da işte hocamız bize 50 tane soru çözdürdü. Bu 270'ten düşebilirsiniz. Peki bunların kaç tanesi yeni nesil, kaç tanesi eski nesil olacak? Bunu da yine sınavdaki soru oranına göre ayarlayabilirsiniz. Yani 90 soruda en az 45-50 tanesi gerçek LGS'de yeni nesil çıkıyor. O zaman siz de buna göre kendinizi adapte edebilirsiniz. Denemede optikte kaydırma yapmamak için ne yapmalıyım? Sayfa sayfa ilerlemelisiniz arkadaşlar. Yani optikte mesela diyelim ki şu bir deneme sınavı olsun. Soruyu 1 Ceyhan... 2 Bursa. Öyle değil. 1, 2, 3, 4 yaptıktan sonra buraya işaretleyeceksiniz. 1, 2, 4'ü. 1, Cehan. 2 yaptınız üçü boş bıraktınız. 4B yaptınız ya. Sonra bunu tek tek geçirmeyeceksiniz. Sayfa sayfa geçireceksiniz. 1C diyeceksiniz. 2A, 3'ü boş bırakmışım hop 4B. Sonra o sırada bir dinlenme de oluyor beyninize. Hop sonra diğer sayfaya geçebilirsiniz. Dolayısıyla sayfa sayfa daha doğrusu yaprak yaprak iki sayfa iki sayfa geçmek hem aralarda dinlenmenizi sağlar. Hem de kaydırma yapmanızı önler. Soruları bunlarmış Harun. Teşekkürler Harun. İnşallah Harun ve diğer gayret gösteren arkadaşların güzel haberlerini de sene sonunda alacağız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu videonun bu kısmını unutmayın. Belki de Harun bundan birkaç ay sonra yani 2022 Temmuz'unda veya Ağustos'unda sonuç açıklandığı zaman ''Hocam çok teşekkürler şu an şu fen lisesindeyim, şu Anadolu lisesindeyim, şu işte e, sosyal üniversitesindeyim bilmiyorum ama hayali neyse artık.'' diye bize yorum atacak. Ben bundan eminim. Sizler de görün şahit olun arkadaşlar. E, haftanın okuluna baktığımızda Çayeli Fen Lisesi Rize. Eğitim süresi 4 yıl. Yüzdelik dilimi 12. Yabancı dil İngilizce. Mühendislik, eczacılık, tıp, mimarlık gördüğünüz gibi havalarda uçuyor Yani bu ülkenin gelecekteki başarılı şairleri, ressamları, sanatçıları, mühendisleri, avukatları, öğretmenleri, doktorları, yazılımcıları her şeyi sesiniz arkadaşlar. Bütün bu okullar sizler için. Bütün bu sınavlar sonrasında elde edilecek başarılar, güzel yerler sizler için. O yüzden çalışın, kazanın ve güzel sonuçlara ulaşın. Az önce gösterdiğim paragrafta son Son nokta kitabı da önemli bir kitap. Neden? Bizim biliyorsunuz paragrafla alakalı paragrafon, paragrafons gibi farklı farklı kitaplarımız var. Ama bu işin son noktası. Yani artık zorlayıcı sorular ve tam da sınavda çıkabilecek tarzda sorular. Geçen sene de birçok soruya benzer soru geldi bu kitaptan. Çözmeniz için hazırlanmış özel bir kitap. Kapağına da yazmışız zaten. Türkçe eşittir paragraf. Paragrafların hepsini doğru yapmayı hedefleyen öğrenciler için önemli bir kitap arkadaşlar. Bunu da açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç yapısından alabilirsiniz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel haberlerinizi de beklemeye Devam edeceğiz hadi bakalım iyi çalışmalar.